Ha, çocuklar, siz ne zaman geldiniz? Geldiğinizi hiç duymadım. Çünkü gördüğünüz gibi ben yaşlıyım. Hem de oldukça yaşlıyım. Tam 80 yaşındayım ben çocuklar. Evet, bu yüzden kulaklarım duymuyor. Onun için sizin geldiğinizi arka tarafta duymamışım. Çok uzak bir yerde zengin ama çok zengin bir çiftçi yaşarmış çocuklar. Bu çiftçimiz o kadar zenginmiş ki hayvanların sayısını bilemiyormuş. Evet ama çok iyiliksever bir insanmış. Yani Ali Baba derlermiş bu çiftçimize. Ali Baba. Evet, evet. Ali Babamızın şarkısını çalalım, söyleyelim ve hangi hayvanlar varmış görelim. Nasıl bağırıyordu çocuklar? Bir bağırırmış böyle. Çiftlikteki bütün hayvanları, insanları, herkesi ayağa kaldırırmış. Hemen eğilmiş yere inci kolyeyi almış ve boynuna takmış çocuklar. Demiş ki ben zaten çok güzel bir horozdum. Şimdi hoş ucumda boynumda bir inci kolye, bu inci kolyeyle dolaşayım, çiftlikteki bütün hayvanlara fiyaka yapayım demiş ve dolaşmaya başlamış. Ama çocuklar aradan belli bir süre sonra aklına bir fikir gelmiş. Demiş ki ben bu inci kolyeyi alıp kasabaya gitsem, kasabadaki kuyumcuya götürüp satsam, bizim Ali Baba gibi çok zengin biri olurum herhalde demiş. Evet, böyle düşünmüş çocuklar. Çocuklar, horozlar ve tavuklar kanatları olsa dahi kuşlar gibi uçabilir mi? Hayır. Uçamazlar, tabii ki uçamazlar. Ama bizim Bubiko horoz kasabaya gidebilmesi için çiftliğin etrafındaki çitlerin üstüne uçması gerekmiş. Ne yapmış? Demiş ki rüzgarı arkama alırsam, kanatlarımı çırparsam şöyle birkaç metre havalanıp çitlerin üstüne gidebilirim demiş. Ve öyle yapmış çocuklar. Ne yapmış biliyor musun? Hemen rüzgarı beklemiş. Rüzgar gelir gelmez kanatlarını başlamış böyle çırpma. Çırpmış çırpmış. Evet böyle aynen benim gibi havalanmış. Gelmiş çitin üstüne konmuş. Evet çitin üstünde beklemiş. Demiş ki buradan ben doğruca Ali Baba'nın evinin damına konarım, oradan da doğruca kasabaya giderim demiş. Evet, tekrar kanatlarını çırpmış, Ali Baba'nın evinin damına konmuş, bir bakmış karşıda kasaba gözüküyor. Evet demiş, ben şimdi buradan tekrar dışarıya atlarım, kasabanın yolunu tutarım demiş. Ve öyle yapmış çocuklar. Çocuklar size bir şey soracağım. Evinizde hayvan besliyor musunuz? Peki, evinde balık olan parmak kaldırsın. Evet. Peki, evinde kuş olan parmak kaldırsın. Kedisi var mı kimsenin? Peki, horuzumuz Bibiko kanatlarını çırpa çırpa çiftçimiz Ali Baba'nın
evinin damından aşağı atlamış ve kasabanın yolunu tutmuş çocuklar. Evet, yürümüş yürümüş yürümüş, fakat akşam karanlık basmaya başlamış.